herkese merhaba. Bugün Rusya'da arkadaşlarımla dükkan kapışması yapıyoruz. Ha bu arada Nikola'yı video başlangıcına bozmasın diye buraya hapsettik. Gerçi kendisi şu anda yeri kazarak çıkıyor. Ama olsun, ben başlangıcı çoktan yaptım. Her neyse, oyunumuz şöyle. Bu köye bir dükkan açacağız. Tabii rakiplerimiz de dükkan açacak. Sonra ise kapışacağız. En çok para toplayan dükkan ilk adımın puanını ülkesine getirecek. Aynen öyle. Haydi arkadaşlar, sürenin başladı. Hadi şu Rusları yenebilecek bir dükkan inşa edelim. Pekala. Bunun için ilk olarak dükkanımızı inşa edeceğimiz yeri belirleyelim. Sanırım burası olur. Buraya inşa edeceğim. O halde ilk duvarları örerek başlayalım. Ha? Yiğit, Nikolay da burada. Bizi izliyor. Hey Nikolay, kendi alanına gitsene. Burada ne arıyorsun? Yiğit, nedense Nikolay bir şeyler çeviriyor gibi hissediyorum. Vallahi bana da öyle geldi. Venizel, bir etrafı kontrol etsene. Yine geçenki gibi arkamıza kamera koymuş olabilir. Tamam, ben etrafa bakayım. Sen de orada dükkanımızı inşa etmeye devam et. Pekala, o halde şu dükkanı inşa edelim. Çok iyi. Şu anda dükkanımızın temelini attım. Şimdi sıra rafları yerleştirmeye geldi. Yiğit, yiğit. Etrafımıza baktım. Hiç güvenlik kamerası yok. Bak bu iyi. O zaman bu sefer Nikolay düzgünce yarışıyor. Her neyse Venizel, ben de dükkanımızı inşa ettim. Vay canına. Gerçekten çok iyi olmuş. Pekala Venizel, seç bakalım. Dükkanımızda ne satalım? Yiyecek içecek dükkanına ne dersin? Çok iyi derim. Aile üstümüzdeki yiyecekleri raflara yerleştirmeye başlayalım. Evet. Bir yemek dükkanı açıyoruz. Wow. Şimdiden dükkanımız çok iyi gözükmeye başladı. Evet. Müşteriler gelsin. Ha? Yiğit Skripper kaç. Hayır hayır, olamaz. Bunlar nereden çıktı? Hadi parayı. Hadi parayı. Eyvallah olsun. Skripperlar patladı. Aa, bu hiç iyi olmadı. Patlama dükkanımızı yıktı. Yıbalı freestyle'li. Yıbalı freestyle'li. Tüm malzemelerimiz dükkandaydı. Biliyorum Venizel. Yalnız bu şak olmalı. Bu kadar Skripper birden nasıl ortaya çıktı? Ne? Nikolay, bu senin işin değil mi? Evet, onun işi. Baksana, gülmesinden belli. Ama ben şimdi onun hesabını soracağım. Seni diskalifiye ettireyim de görsen. Venizel dur, diskalifiye ettiremeyiz. Elimizde onun yaptığına dair kanıt yok. Skripper'ları çağırıyorken onu görmedik. Aa, doğru söylüyorsun. Peki Yiğit, ne yapacağız? Tüm malzemelerimiz gitti. Malzemelerimizi kaybetmiş olabiliriz. Ama bu bize engel değil. Hı? Ne yapıyorsun? Patlamadan kalan malzemeleri topluyorum. Satış yapmak için illa dükkana ihtiyacımız yok. Çimlerin üzerinde de satış yapabiliriz. Aa, malzemelerimiz aynen daha duruyor. Yok olmamışlar. Bak gördün mü? Şans bizden yana. Hadi şuraya patlamadan kalan eşyalarla bir dükkan kuralım. Tamamdır kaptan. Açık alana böyle bir dükkan yaptık. Bence çok iyi oldu. O halde köy altına duyurulur. Dükkanımız açılmıştır. Aa, Venizel, birisinin dikkatini çekti. Merhaba bayım. Hoş geldiniz dükkanımıza. Ben pişmiş bir balık satın alabilir miyim? Tabii ki. Hemen vereyim. Buradan balığı alalım ve fırına atalım. Ve pişmesini bekleyelim. Bayım, yemeğiniz bir dakikaya hazır olacak. Ve tamamdır, pişti. Buyurun bayım, afiyet olsun. Teşekkür ederim de, keşke buraya masa ve sandalye koysaydınız. Sonuçta yemek oturarak gelir, ayakta değil. Bayım, dükkanı yeni açtık da yavaş yavaş gelişiyoruz. Zamanla onlar da olacak. Pekala, buyurun içirdiniz. Teşekkür ederim bayım, yine bekleriz. Venizel, ilk müşterimizden iki zümrüt kazandık. Wow, bu çok iyi, yaşasın. Yiğit dur, Nikolay geliyor. Gelsin gelsin. Selam Nikolay, nasılsın? Şaşırmış gibisin. Herhalde dükkanımızı görmeyi beklemiyordun. Aa, çocuk şaşırdı kaldı. İşte böyle kalırsın Nikolay. Dükkanımızın olmayacağını zannettin değil mi? Ama bak dükkanımız var. Şimdi yürü buradan. Aa Venizel, bir müşteri daha geldi. Oo, bu çok iyi. Ben onunla ilgilenirim. Sen de orada masa ve sandalyeyi yerlet. Tamamdır. O halde markete gidelim. Bir dakika. Nikolay'ın bomba dükkanında ne işi var? Sanki yine bir şeyler çeviriyor gibi. Aa, adamdan bir şey aldı. Acaba ne aldı ki? Dur, en iyisi öğrenelim. Merhaba bayım. Az önceki müşterinin aldığı şeyin aynısını almak istiyorum. Pekala, içirdiniz ilk zümrüt. Bayım
bana. Bir sümrütü sonra versem olur mu? Olur ama öncelikle şunu bilmeni istiyorum. Biz bu köyün, bu dünyanın, bu şehrin, bu kaynaksın. Tamam, bu kaynaksın. En tehlikeli. En tehlikeli. Satıcılarıyız. Satıcılarıyız. Dediğimi tekrarlama la. Şey bayım, o kadar uzun cümle kurdunuz ki. Anlamak için tekrarlıyorum. İyi öyle olsun. Her neyse, bir sümrütümü getirmeyi unutma. Tamam bayım, merak etmeyin. Getireceğim. Allah Allah, ne garip insanlar var ya. Her neyse, şimdi Nikolay'ın aldığı bu şeyin ne işe yaradığını öğrenelim. Ha? Bu da ne? Dis bombası. Oh, olamaz. Hemen Mendisey'e haber vermem lazım. Mendisey, Mendisey. He? Ne oldu? Nikolay dükkanımıza sis bombası atacak. Müşterilerimizi kaçıracak. İyi de bunu sen nereden biliyorsun? Çünkü gördüm. Sis bombası satın aldı. O zaman sis bombasına karşı önlem alalım. He? Ne yapıyorsun? Şöyle. Dükkanımızın etrafına bir kalkan oluşturuyorum. Bu buluğa bariyer buluğu deniyor. Özelliği ise bu buluğun görünmez olması. Bu arada kalkanımız hazır. Şimdi Nikolay sis bombası atmaya kalktığında buraya çarpıp geri dönecek. Ve tam karşımıza, yani Rusların dükkanına düşecek. Aynen öyle. Ha bu arada aklıma gelmişken kasadaki paraları alayım. Sonuçta silah satıcısına borçlandık. Onu ödeyeyim. Tamamdır. 20 dakika sonra. Mendisey, borcumuzu ödedim. Üstelik masa ve sandalye de satın aldım. Oo, bu çok iyi. Yavaş yavaş dükkandaki eksikleri kapatıyoruz. Evet. Ha, bir dakika bir dakika. Nikolay burada. Hey, Yiğit, elinde sis bombası var. Evet gördüm. Yalnız ona gördüğümüzü belli etmeyelim ki sis bombasını atsın. Ay yazık ya. Sis bombasını atınca bilmiyor ki kalkana çarpıp onun alanına düşecek. Vallahi öyle. Aa, o ses neydi? Sanırım sis bombasını attı. Aa Yiğit, sis bombasını atmış. Rusların dükkanına bak. Wow, planımız işe yaradı. Nikolay kendi dükkanına sis bombası atmış oldu. Просто я не могу. Просто не могу. Bizim dükkana sis bombası atacaktın sanki. Просто, сука, тупой осел, блядь. Просто разик собрал. Ay, kıyamam ya. İstemeden de olsa bize yardım etmiş oldun. Vallahi bu Nikolay bize çok yardımcı oluyor. Kendi dükkanına sis bombası atıyor. Oh, Mendisey. Nikolay gerçekten çok sinirlendi. Ayy, sen şuraya bak. Rusların müşterileri dükkandan kaçmaya başladı. Evet, üstelik Mendisey bizim dükkana doğru gidiyorlar. Bak bu çok iyi işte. Yalnız dükkanı boş bıraktık. Dükkanla ilgilenelim. Tamam. Oo, Yiğit. Burası bayağı kalabalık olmuş. O halde desene. Bayağı bir çalışacağız. Evet. Şey bayım, geldim. Ne istemiştiniz? 40 dakika sonra. Oo, bayağı bir çalıştık. Bu son müşteri. Şey, hemen getiriyorum bayım. Bir pişmiş et ve bir de kurabiye. Buyurun bayım. Siparişiniz. Şey, o müşteri parasını bana ödedi. Ondan para alma. Tamamdır. Yine bekleriz bayım. Afiyet olsun. Oo, son müşteriyi de hallettik. Evet. Bu arada Yiğit, Ruslar yeni yeni sis bombasını ortadan kaldırabildiler. Fakat sis bombasını kaldırana kadar onların dükkanına hiç kimse gitmedi. Arkadaşlar bırakın. Kapışma süreniz doldu. Tamam, biz bıraktık zaten. O halde şimdi kazanan açıklıyorum. Nikolay ve Katie toplamda 12 müşteri tercih etti. Bence gayet iyi rakam. Bence de. Yiğit ve Wednesday ise tam tamına 27 müşteri tercih etti. O yüzden bu kapışmanın galibi Yiğit ve Wednesday oluyor. Ve ikisine puanı getiriyorlar. İşte bu be. Oley.